Nedim Şener Süleymancılar o listede neden yok? Cumhuriyet Halk Partili Yıldırım Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında üzerinde tarikat, cemaat, dernek ve vakıfların ismi yazılı kartonetle çıkarak, MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara, bu vakıflarla protokoller imzalıyor, mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız, siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız, unutmayın geliyoruz dedi. Önce şunu belirtmeliyim. Elbette elde bir listeyle, suçun şahsiliğini bir kenara bırakıp, adı verilen tüm kurum ve kuruluşları taciz ve tecavüzde suçlamak yanlış. Ama eğer Yıldırım Kaya'nın adını verdiği yurtlarında çocuklara taciz ve tecavüz edilen ve buna göz yuman, engellemeyen hangi tarikat, cemaat, vakıf ve dernek varsa, devletin ilgili kurumları acil önlemleri almalı ve bu insanlık suçunu engellemeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu araştırmalı Milli Eğitim Bakanlığı da vakit geçirmeden o protokolleri gözden geçirip iptal etmeli. Bunun için bir dakika bile beklenmemeli. Son yaşanan olay nedeniyle kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu geniş açıdan bakarak bu konunun da üzerinde durmalı. Yıldırım Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden gösterdiği kartonette ismi yazılı tarikat cemaat dernek ve vakıflar şunlardı. Anadolu Gençlik Derneği, İskenderpaşa Cemaati, İsmaila Cemaati, Erenköy Cemaati, Menzil Cemaati, İlim Yayma Cemiyeti, Nakşibendiler Birlik Vakfı, TÜGVA, Türgev, Ensar Hayrat. AGD'nin adını çıkardı. Yıldırım Kaya'nın sözleri altılı masadaki orta saadet partililerin tepkisini çekti. Saadet Partisi Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın kendilerine yakın Anadolu Gençlik Derneği'nden özür dilemeye davet etti kürsüye gelen Kaya, AGD'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum, sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir diyerek düzeltme yaptı. Saadet Partililerin tepkisinin nedeni, adı çocuklara taciz ve tecavüzle hatırlanan cemaatlerde anılmasınaydı. Ancak Yıldırım Kaya konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının isimlerini kantonete yazdığı tarikat, cemaat, vakıf ve derneklerle protokoller imzalamasına eleştirirken hesap sorulacağını söylüyordu. Elbette her kurumu taciz ve tecavüzle suçlamak doğru olmaz. Ama eğer mesele MEB ile protokol imzalamaksa bunların Anadolu Gençlik Derneği de yer alıyor. Anlaşılan altılı masadaki ortağının tepkisi ona geri adım attırmıştı. Süleymancılar'ın Taciz Arşivi. Yıldırım Kaya'nın adını verdiği tarikatlar arasında Süleymancılar olarak bilinen grup yoktu. Oysa bunların arasında en yaygını ve adı taciz ve tecavüz olaylarıyla anılan da Süleymancılar isimli grup. Hatta Yıldırım Kaya bu yılın Mart ayında Süleymancılar'ın Esenlerdeki bir yurdunda çocuklara yönelik şiddet görüntülerini şahsi Twitter hesabından paylaşmış. Görüntüler İstanbul Esenler'de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş. Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı diye yazmıştı. Öte yandan eğer mesele protokol ise Süleymancılarla da imzalanmış, mesele çocuklara şiddet, taciz, tecavüzse o da fazlasıyla mevcut. Milli eğitimle protokol imzalayan Süleymancılarla ilgili arşiv taraması yapıldığında en çok taciz ve tecavüz vakasının yaşandığı görülüyor. İşte bazı örnekler. Denizli'nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2019 yılında 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T'nin defalarca tecavüz ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından Emre T gözaltına alındı, yurt müdürü Murat C hakkında da soruşturma başlatıldı, yurt ise kapatılmıştı. Süleymancılar tarafından kurulan Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı'nın bünyesinde geçen yıl Eylül ayında kaçak olarak açılan Halil Bağlı Talebe Yurdu'nda Kur'an ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki Meze, 12 yaşındaki UE'ye defalarca tecavüzde bulundu. Adıyaman'ın Besni ilçesinde Süleymancılara ait olduğu bilinen Hayrun Nisa Gölbaşı çocuk yurdunda kalan iki çocuk taciz edilmişti. Güdül Belediyesi'nde çalışan evli iki çocuk babası MKS, Güdül'de 60 öğrencinin kaldığı Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurttan, evci iznine çıkan 13 liseliye taciz ve cinsel istismarda bulunmuştu. Ordu Fatsa'da Süleymancılara ait yurtta, YK, 2021 yılında 12 yaşındaki öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunmuştu. YK'ya iki ayrı suçtan 48 yıl hapis cezası verilmişti. İzmir Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Süleymancılar Cemaatine ait özel yurtta Ömer Faruk E, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu. Diyanet Süleymancılar Yeni FETÖ Süleymancılarla ilgili tartışma yalnız bununla sınırlı değil. 2018 yılı Ekim ayında yapılan 35. İl Müftüleri toplantısında ele alınan ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar raporunda Süleymancılar için FETÖ benzetmesi şöyle yapılmıştı. Süleymancıların, Kur'an kurslarına Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. İşte CHP'li Yıldırım Kaya'nın yakından bildiği ama listede adına yer vermediği Süleymancılar bunlar. Peki neden böyle yaptı Yıldırım? Önceki seçimlerde olduğu gibi Süleymancıların altılı masa üyesi partilere verdikleri gibi gelecek seçimlerde bekledikleri destekten dolayı mı acaba? Nedim Şener, Hürriyet Mehmet Barlas Erdoğan Yunanistan'a ve Amerika'ya resti çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşmasında Yunanistan rahat durmazsa vururuz sözleri Türkiye'den çok Yunanistan'da ses getirdi. Belki de ses getirdi demek zayıf kalır, panik yarattı. Askeri olarak Amerika'ya, ekonomik olarak da AB'ye mahkum olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, son dönemde Ege atalarını silahlandırarak açıkça Lozan'ı çiğnemişti. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi sürekli tahrik eden Yunanistan artık bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun adı verilen füzeyle ilgili Yunanistan'a yaptığı uyarı Yunan basınında büyük yankı buldu. Tanea gazetesi Erdoğan Atina'yı vuracak manşetini attı. Katimerini gazetesi ise Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak başlığıyla çıktı. Evet, Erdoğan hem Yunanistan'a hem de Amerika'ya resti çekti. Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil Amerika'dan bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz Amerika, Türkiye-Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor. Peki buradan sıcak bir çatışma çıkabilir mi? Siyasi gözlemciler Yunanistan'ın asla Türkiye ile çatışmayı göze alamayacağını söylüyor. Peki Amerika Ege'de böyle bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir mi? Ukrayna Savaşı'ndaki bataklıktan sıyrılmaya çalışan Amerika'nın son isteyeceği şeyin bölgede yeni bir çatışma olacağını düşünüyorum. Zeki Müren de bizi görecek mi? Yılmaz Erdoğan'ın meşhur filmi Vizontel'e dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İnovasyon Haftası nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne seslendiği konuşmasında yaptığı bir benzetmeyle gündeme geldi. Hatırlarsınız o filmde ilk kez televizyonla karşılaşan bir köylüyü oynayan Cem Yılmaz, Zeki Müren de bizi görecek mi demiş ve o söz hafızalara kazınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında TOG'un açılışına katılmayıp Amerika'ya giderek hamburger yemeği tercih eden Kılıçdaroğlu'na Vizontel'e muhalefet adını taktı. Açık konuşmak gerekirse Bay Kemal'den daha çok yakıştı. Türkiye'de ilk televizyon anonsu 1968 yılında gerçekleşti. O günden bu yana Türkiye'de teknolojik alanda baş döndürücü bir değişim yaşandı ve yaşanıyor. Ancak bu değişimden ne yazık ki CHP zihniyet olarak hiç nasibini almadı. Teknolojide, sanayide, insan haklarında ve ekonomide her değişimin önüne set çekti yenilikçi lider olarak tanıtılarak CHP koltuğuna oturtulan ve Türkiye'nin gandisi olarak lanse edilen Kılıçdaroğlu ise gelinen noktada tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında gençlerin 20 yıldır kullandığı görüntülü konuşmayı yeni bir teknoloji gibi anlatan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin otomotiv ve savunma sanayindeki değişim hamlesini itibarsızlaştırmaya çalışmasını yadırgamamak gerekir. Mehmet Barlas, Sabah.